Yani Salahattin Demirtaş yani bugün bile herkesin, arkadaşlarımızın önemsediği, değer verdiği bir arkadaşımız. Genel başkanlığı döneminde de gerçekten güçlü bir çıkış yapan, toplum tarafından da beğeni alan bir arkadaşımız. Bugün de aynı şekilde bakıyoruz işte. Benden bir gün önce Pervin Buldan ziyarete gitti. Partinin eş genel başkanı, arkasında bizler gittik. Milletvekili arkadaşlarımız izin verildiği takdirde gidip görüşmeler yapıyor. İşte her gün onlarca avukat gidip yani şimdi bu spekülasyonları böyle gündeme getirip tartışmanın çok yararlı olacağını sanmıyorum. Tabii ki bir görev değişimidir. Yani sonuçta Sayın Demirtaş bugün cezaevinde. Partide elbette ki kendisine göre yeniden örgütlenecek, yani genel başkanlığı seçecek ve o görevi genel başkanlar devredecek. Ondan sonra da bu genel başkanlar bu süreci götürecek. Şimdi şu anda cezaevinde olan bir arkadaşımızın bir genel başkan gibi davranması da zaten yakışık olmaz. Kendisi de asla böyle bir rolü oynamak istemez böyle bir durumda. Şimdi biz burada farklı bir şeyi söylüyoruz. Şimdi biz siyaseten demokratik siyasetin içindeyiz. Yıllarda bu çalışmaları yaptık. Zaman zaman işte efendim niye işte bu barış konusunda bir şey yapmıyoruz? Ha bunu söyledim. Ya barışı sağlayacak elinde silahlı olan güçtür. Silahlı olan güç ikna edilmeden burada bizim yapacağımız fazla bir şey yok. Elbette ki bir barışçı sürecin başlaması konusunda her türlü desteği veririz. Ama sonuçta elinde silahı olan kesim ikna edilmeden bizim söyleyeceğimizin bir anlamı olmaz. Yani bu mantıklı olan insanlar haklısınız diyorlardı. Yani sonuçta onlar ikna olmadan bu iş yürümez. Şimdi burada silahlı güç ve silahlı gücün başındaki işte bütün hareketin benim irademdir dediği Abdullah Öcalan'ın bu konuda rol alması, bu konuda görüşmeler yapması, bu süreçle ilgili fikirler ortaya koyması elbette ki bizlerden daha fazla veya siyasetçilerden daha fazla o kesim üzerinde etkisi olur. Yani bu gerçeği görerek biz konuşuyoruz.